Efendim Doğru Tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel geçsin, mutlu geçsin. Ülkemiz için güzel bir gün olsun, bereketli gün olsun. Şimdi çok değerli konuğumuz Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Doktor Öğretim Üyesi Sayın Meltem Çiçek hocamız bizlerle birlikte, şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Aynı zamanda değerli hocamız Maltepe Üniversitesi'nin GET koordinatörü. Diyeceksiniz ki yani GET ne anlama geliyor? Genel eğitim dersleri anlamına geliyor. Peki genel eğitim dersleri derken neyi kastediyoruz? Esasında ilk kez belki karşılaşacağınız bir şey ama güzel bir şey. Şimdi onu hocamızdan öğreneceğiz. Buyurun efendim. Merhaba tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Genel eğitim dersleriyle başlamak söze benim için de çok anlamlı. Onun için de ayrıca teşekkür edeyim. Çünkü biz burada kültür, sanat, bilim temelli derslerin tüm bölümlere yönelik, yani tıp fakültesi öğrencisinin de ön lisans öğrencisinin de aynı sınıfta, aynı güzel sırada yan yana çok almasını güzel sağladığımız dersleri veriyoruz genel eğitim derslerinde. Bunlar genel kültür veren dersler ve bir kültürel birikim veren dersler. Tabii bunun içinde felsefe var, insan hakları var, kadın hakları var. Evet. Hayvan hakları var, öyle değil mi? Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Çok geniş yelpazede 54 tane dersimiz olan çekirdek dersler, insan hakları esasında dediğiniz gibi. İhtiyacımız olan şeyler bunlar. Kesinlikle edebiyat da var, müzik de var, insan hakları da var, radyasyon güvenliği de var. Yani üniversite bu demek. Geniş. Üniversite sadece meslek kazandıran yer, yani kurs değil işte bu. Evet. Öyle değil mi? Kesinlikle böyle. Çocukların eğilimi nasıl buna? Bunu 2 yıldır yapıyoruz. Çok iyi. Ve gerçekten öğrencilerimizden aldığımız geri bildirim de iyi bir şey yaptığımızı bize gösteriyor. Bir de krediden saysak daha da iyi olur. Sayıyoruz. O zaman mükemmel. Öğrenci için çok daha şey. Çok keyifle geliyorlar. Cuma günleri öğleden sonra dilimini buna ayırdık. Tüm üniversitede programları bu şekilde yaptık. Öğrencilerimizin de çok keyif aldığı, hocalarımızın da çok keyif aldığı bir ders yelpazesi oldu. Peki şimdi Meslek Yüksek Okulu öğretim üyesisiniz. Evet. Hala da şu yaklaşım söz konusu mu hocam? Hani 2 yıllık, 4 yıllık. Şimdi 4 matematikte 2'den büyük. Ama hayatta ve iş hayatında öyle bir şey yok. Ondan sonra işte biri ara eleman, biri ana eleman. Ne demek? İşi bilen herkes ana elemandır. Ama hala da farklı bir yaklaşım söz konusu. Ne dersiniz? Şöyle Sadık Bey, çok önemli bir konu bu. Çünkü eski algı böyleydi, dediğiniz doğruydu. Ama artık bu değişti. Özellikle pandemi döneminde de meslek okullarının üretime yönelik çalışmalarının ortaya koyduğu sonuçları da, olumlu sonuçları da gördük biliyorsunuz. Ve biz artık ara eleman değil, ana eleman diyoruz. 16 tane bölümümüz var. Tabii siz kampüsümüzü çok iyi biliyorsunuz. Büyük bir kampüsün içinde bir meslek yüksekokulunda okumanın avantajlarını da öğrencilerimiz yaşıyorlar. Meslek yüksekokulunda bulunup aynı zamanda çift anadal yapma şansını yaşıyorlar. Yani sınav sonuç belgelerini aslında kendileri yaratıcı bir şekilde tasarlama şansına sahip olduklarını hissediyorlar. Şu var, sözünüzü kestim ama tamam, 4 yıllığı istiyorsan evet olsun ama olmadığı takdirde bitmiyor ki. Yani iki nokta arasındaki en kısa mesafe kağıt üstünde çizgi, geometride çizgi ama hayatta o kadar çok yol var ki ikisi arasında. İşte bu da onlardan bir tanesi. Üstelik de 2 yıllık programlarda çift anadal da var. Bu olanak da var. Bitirdikten sonra zaten 4 yılda dikey geçiş yapabilirsin. Bu olanak da var. Bitti gitti esasında. Yani burada bir sorun da yok. Öyle değil Hiçbir sorun yok. Öğrencilerimiz için istedikten sonra çok yol var meslek yüksekokulu sonrasında devam edebilecekleri. İsterse öğrenci sektördeki yerini alabilir, isterse dikey geçiş sınavıyla fakülteye devam edebilir, lisans üstüne devam edebilir ondan sonrasında. İstedikten sonra, açmak istedikten sonra kapılar çok. Hatta baştan mesela 4 yıllık düşüncesiyle 2'ye giren öğrenci var ama 2 bittikten sonra bir müddet çalışma hayatında bulunuyor. Belki de 4 yılların ücretini kazandırıyor, biriktiriyor, yatırımını yapıyor. Ondan sonra da yoluna devam ediyor.
Evet, ayrıca bu çalışma hayatıyla ilgili şu parantezi de açayım. Bizim Maltepe Üniversitesi olarak sektör işbirliklerimiz çok fazla ve çok güçlü. Bunun altını çizmek isterim. Bu hem sosyal bilimler için geçerli, evet, hem teknik bilimler için geçerli. Kesinlikle. Bu sadece yüksekokul için de söylemiyorum. Evet, tüm üniversite genelinde söylüyorum. Bu çok önemli. Bu anlayış öğrenciye sektörün içinde de öğrencilik yaşamında da mezun olduktan sonra da dediğim gibi çok avantaj ve fırsat sağlıyor. Gayet tabii. Peki burada hani 2 yıllıklara öğrencinin yaklaşımı değişti diyorsunuz. Velinin yaklaşımı da değişti mi? Esas mesele orada bence. Yavaş yavaş o da değişiyor aslında. Yani açıkça söylemek gerekirse belki gençlerinki daha hızlı değişti o yaklaşım ama yavaş yavaş velinin yaklaşımı değişti. Şimdi Almanya ile hani bizim nüfuslarımız yaklaşık olarak aynı. Evet. Şimdi Almanya'da üniversite öğrenci sayısı 3 milyon 3,5 milyon dolayında. Bizde 8 milyon. Ama onlardaki teknik eleman dediğimiz bizden çok daha fazla. Esasında bu önemli bir şey, veri. Evet. Aslında bu konuştuğumuz da o noktaya doğru bizim de, evet, hızla ilerlediğimizi gitmemiz gerektiğini anlatıyor. Gösteriyor. Anlatıyor. Ve bu 2 yıllık programlarda tabii ki teori önemli, işin aslı ama bir yandan da sektörel işbirlikleri, pratik son derece önemli. Tabii bizim mutlaka staj dışında konuşuyorum bunu. Staj zaten zorunludur, yapılır. Evet, ama onun dışında öğrencilere ders bazında da biz projelerinde, ödevlerinde, sunumlarında hep sektörle iç içe, uygulamalı, iş dünyasının içine girerek hazırlayacakları çalışmalara yönlendiriyor. Peki hep bu uzaktan öğretimi biz milli eğitim tarafı olarak konuştuk, lisans olarak konuştuk. Peki 2 yıllık programlarda uzaktan öğretim nasıl gitti? Açıkçası Maltepe Üniversitesi'nde hem 2 yıllık hem 4 yıllık hem lisansüstü uzaktan eğitim çok iyi gitti. Neden? Bu kriz, evet, pandemi beklenen bir kriz değildi ama eğitime bir kesinti gelir ise herhangi bir krizle ilgili ne yaparızı biz aslında çok öncesinde, bundan 3-4 yıl öncesinde en iyi bir dijital platformu satın alıp üniversitede kullanmaya başlayarak hazırlamıştık. Ve dolayısıyla hakikaten o dijital platformdan hem öğrenciler hem öğretim üyeleri son derece verim aldık ve biliyorsunuz YÖK verilerine göre de en fazla sayıda online dersi açan üniversite biz olduk. Üniar araştırmalarında A+ ödüllerimiz oldu. Dolayısıyla biz çok memnun kaldık. Sayın rektörümüzün başarısı oldu. Sayın rektörümüzün ödülü oldu. Profesör Doktor Şahin Karasar hocamızın. Çok memnun kaldık biz dijital eğitimden. Evet. Ve şu anda da %40 oranında devam etme durumu söz konusu oldu biliyorsunuz. Yeni eğitim tasarımları içindeyiz. Çok iyi gidiyor işler o noktada, dijitalde. Belki de noktada, hani önümüzdeki dijitalde. Dönemde Ekim-Kasım gibi bu %40'dan %100'e de çıkıyor pandeminin olabilir. Pandeminin getirdiği, evet, duruma göre çıkıyor, duruma göre olabilir değişimdir. Ama biz her türlü hazırız. Dijitalde aday öğrencilerimizi, ailelerini kampüse de bekleriz. Bütün bunları daha detaylı anlatmak için. Ama dijital olarak yani 360 sanal turla da her türlü bilgiyi alabilirler, gezebilirler kampüsümüzü. Hatta 2 yıllık programlardan 4'e devam etmede bu dikey geçiş sınavına hazırlık da söz konusu. Evet. Bence bu adayların daha ilk günden itibaren 2 şeye dikkat etmeleri lazım. 1- Bölümünün kıymetini bilecek, bölümüne saygı gösterecek ve ilk günden itibaren düzenli çalışacak. Bu birincisi. İkincisi, ilk günden itibaren dikey geçiş sınavını hedefleyecek ve normal derslerini takip ederken dikey geçiş sınavı içinde hazırlıklara başlayacak. Eminim ki siz bu sınav içinde öğrenciye hazırlık paketi sunuyorsunuz. Sunuyoruz. Herhalde. Ücretsiz olarak sunuyoruz üstelik de. Öğrencilerimizi eğer arzu ederlerse dikey geçiş sınavına hazırlıyoruz. Bu noktada ben şunu da söylemek istiyorum. Bölümlerinin kıymetini bilme noktası çok önemli. Evet. Bir de karar verme aşamasında gençlerimiz şu anda. Karar verirken o seçecekleri bölümün şu özelliklerine de dikkat etsinler. Yetki belgeleri ihtiyacı olan bölümler var. Örneğin havacılık bölümleri. Bizim yüksekokulumuzdaki havacılık bölümleri Türkiye'de ben 1 numaralı diyebilirim. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetki belgelerine sahip programlarımız, havacılık programlarımız. Bu çok önemli. Karar verirken üniversiteler arasında
bölümler arasında karar verirken mutlaka bu belgelere bakmalarını yani tavsiye ederim. Bu yetki belgesi verildiği zaman o yetkiye sadece o program mezunları sahiptir. Evet. Bir başkası yandan giremez. Giremez. Evet. Giremez. Sadece o yapabilir. Ama örneğin pazarlama, reklamcılık bizim bölümümüz, halkla ilişkiler, tanıtım bölümü öğrencisi. Okuyor bölümünde çift anadal yapmak istiyor. Havacılık bölümlerinden mesela, birini seçti. Evet, o da tabii yararlanıyor. Mesela hemen aklıma geldi. Doğru mu geldi? Onu size sorayım. Mesela anestezi esasında bir yetki belgesi gerektiren şeydir. Onu kimse yapamaz. Sadece o uzmanlık dalıdır ve hayati şeyi vardır. Evet. Yetki belgelerinin dışında şunu da söyleyelim, ekleyelim. Fakültelerimizden de biraz söz edelim bu noktada. Akredite olmuş fakülteler mevcut üniversitemizde bildiğiniz gibi. Yine aday öğrencilerimizin bu karar sürecinde bu noktalara da dikkat etmesini ben naçizane tavsiye ederim. Bir de biz, siz çok iyi biliyorsunuz kampüsümüzü, kendi hikayeni yaz mottosuyla, sloganıyla devam ediyoruz bu eğitim yolculuğumuza. Ben yine aday öğrencilerimizden web sayfasından, aday web sayfasından, aday Maltepe'den, kendi hikayeni yaz bölümünden yararlanmalarını rica ediyorum. Orada hikayesini yazdığı zaman ne olacak? Evet, orada ekstra bir burs talebidir bu. Biraz da burslara değinmekte fayda var. Bu iki yıllık programlar içinde geçerli mi? Hepsi için geçerli. Evet, hepsi için geçerli ve yine 2 yıllık, 4 yıllık veya tıp fakültesi hepsi dahil olmak üzere kendi hikayeni yaz üzerinden öğrenciler kendi farklılıklarını, yeteneklerini, ödüllerini, çünkü bir öğrenci bize bir spordaki başarısını, hayata dair görüşünü, hikayesini anlatır, öyle bir anlatır, hedeflerini öyle bir anlatır ki orada biz mutlaka seni aramızda görmek istiyoruz, sana da bu kadar ekstra takviyede bulunuyoruz diyebiliriz. En onun için bu sayfaları ziyaret etsinler. Özgüven göstergesidir. Kendini ifade etme tarzıdır. Bu da son derece önemli esas. Çok, çok. Öyle değil mi? Çok. Peki şu doğru mu sizce? Yani söyleyeceğim şey doğru mu? Mesela 2 yıllık programlara geldiği zaman öğrenci 4 yılda gene Maltepe Üniversitesi'ne veya bir başka vakıfta devam etmek istediği takdirde normal 4 yılda ödeyeceği paradan daha da elverişli bir şart ortaya çıkıyor. Doğru mudur? Katılıyor musunuz? Şimdi şöyle. Çünkü desteklemek için indirimler oluyor, belki burslar oluyor. 2'den 4'e devam edebilmek için öğrencinin. Öyle değil derslerini mi? Saydırması. Evet. Denklik alması, kendi üniversitesinin yine örneğin işte Maltepe Meslek Yüksekokulu'ndan mezun ve Maltepe lisansa devam edecek, onun avantajından, burs avantajından yararlanması mümkün olur. Ben Maltepe Üniversitesi adına bunu söyleyeyim. Genel söylemeyeyim. Evet. Ama tabii dikeye geçiş sınavı şudur bildiğiniz gibi, üniversite sınavı gibi her yeri tercih edebilecekleri, devlet ve vakıf üniversiteleri arasında her türlü tercihi yapabilecekleri bir sınav öğrencilerin. Evet. Ama bizim öğrencimiz bize devam ederse avantajları var tabii. Evet. Peki programları sayabilir miyiz? 16 programın. 16 programın 16'sını da burada tam listelemeyeyim ama sağlık ve teknik evet, olarak. Evet, gruplayalım isterseniz. Teknik programlarımız, sağlık programlarımız, havacılık programlarımız var. Bunun yanı sıra yine kendi bölümümden pazarlama, reklamcılık, halkla ilişkiler, tanıtım, turizm programlarımız var. Anesteziden bahsettiniz. Bu önemli bir programımız. Tıbbi görüntüleme yine öyle. Evet, çok tercih edilen. Çok tercih edilen. Havacılık programları yine çok yani tercih öyle edilen. Öyle 2 yıllık programlar var ki hocam. Hani benim diyen 4 yıllık programlardan daha elverişli, yani mezun olduğu zaman şartlara sahip olabiliyorlar. Çok doğru. Evet. Yani iş imkanı çok geniş olan 2 yıllık programları göz ardı etmemeli gençlerimiz. Kesinlikle. Eğer tabii yaşam boyu öğrenme diyoruz biz bir yandan da, biliyorsunuz Sadık Bey. Yani 2 yıl okuduktan sonra istediği gibi devam edebilir gençler. Ama o eski algıyı bir kenara koyduk. Onu bıraktık yani. Evet. Peki son mesajınız nedir öğrencilerimize, değerli ebeveynlere? Meslek seçimiyle, üniversite seçimiyle alakalı. Ben şunu söylemek isterim. İçlerindeki sese güvensinler.
mutlaka bizleri dinlesinler, hocalarını dinlesinler, rehber hocalarını dinlesinler, ailelerini dinlesinler. Bilgi alsınlar ama etki altında kalmasınlar. Baskı altında da kalmasınlar, etki altında da kalmasınlar. Bir kendilerini dinleyip içlerindeki sese güvensinler, doğru kararı vereceklerdir. Ama bunu yapabilmek için iyi bir araştırmacı olmalılar. Kesinlikle. Bilgi üniversiteler arasında. Ondan sonra çekilip kararı kendileri verecekler. Aynen öyle. Ve ben şunu da son olarak eklemek isterim. Ben de Maltepe Üniversitesi mezunuyum. Aynı zamanda Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Dolayısıyla birlikte büyümek mottomuzla da aslında bunu şu anda yerine getirmiş oluyoruz somut olarak. Bu mutluluğumu da dile getirmek isterim. Çok üniversitemi burada anlatmış olmaktan duyduğum mutluluğu. Çok teşekkürler. Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle esen kalın efendim.